Eserin adı İki Kız Kardeş. Eserin yazarı Edith Wharton. Dördüncü bölüm. Dükkanın sıkıcı gündelik işleyişi dayanılmaz derecede tek düze. Lambaların çevresinde geçirdikleri akşamlar yavan ve uzun. Dikiş ve nakış makinelerinin usandırıcı eşliğinde her zamanki gibi ara sıra 3-5 söz etmek amaçsız geliyordu artık iki kardeşe. Belki de o gergin hava dağılsın diye Evelina ertesi pazar Bayan Melons'i akşam yemeğine çağırmayı önerdi. Banner kardeşler en mütevazi konukseverlik konusunda bile savurganlık edecek durumda değildiler ama yılda 2 ya da 3 kez akşam yemeğini bir dostlarıyla paylaşabiliyorlardı. Geçirmiş olduğu nöbet yüzünden hala heyecan içinde olan Bayan Melons de davet edebilecekleri en ilginç konuk gibi görünüyordu. Üç kadın nadiren sofraya gelen okkalı pasta ve tatlı turşularla zenginleşen yemeğe oturunca terzi kadının sert hatlı esmer yüzü solgun tenli iki kardeşin arasında iyice belirginleşti. Bayan Melons parlak sarımtırak yüzlü kıvırcık siyah saçların arasına yapma midye kabuğundan iğneler dolduran ufak tefek bir kadındı. Giysisinin kolları modaya uygundu. Bileklerinde yarım düzine metal bilezik tıngırdıyordu. Ağzından anekdotlar ve haykırışlar sel gibi akarken sesi de bilezikler gibi tıngırtılıydı. Yuvarlak kara gözleri bir akrobat gibi hızla iki kardeş arasında gidip geliyordu. Bayan Melons'in başından hep şaşırtıcı serüvenler geçerdi. Ya da bunları başkalarından dinlerdi. Gece yarısı odasına giren bir hırsızın üstüne gitmişti. Ama adamın odaya nasıl girdiği, ne aldığı ve hangi yolla kaçtığını terzi kadını dinleyenler hiçbir zaman anlayamazlardı. Aldığı imzasız bir mektupla bakkalın, ki Bayan Melons'in yüz vermediği bir hayranıydı, kendisine sattığı çaya zehir koyduğu yazıyordu. Peşinde dedektifler olan bir müşterisi vardı, bir başka müşterisi de çok varlıklı bir kadındı. Kleptomandı ve bir büyük mağazada yakalanmıştı. Katıldığı bir ruh çağırma seansında yaşlı bir beyefendi kayınvalidesinin karşısında canlanmış görünce kalp krizi geçirip ölmüştü. İki yangından geceliğiyle kurtulmuştu. Birinci dereceden kuzeninin cenazesinde cenaze arabasını çeken atlar kaçmış ve tabutu parçalamışlar. Şaşkın ailenin gözleri önünde terzi kadının akrabası insanların ortasına tepe taklak düşmüştü. Kuşkucu bir gözlemci, genç Bayan Melons'in serüvene olan meylini ruhunu esas olarak Polis Gazetesi'nden ve Fireside Weekly dergisinden beslemesiyle açıklayabilirdi. Ama genç kadın, bu tür imaların duyulmasının pek mümkün olmadığı ve insanın kanını donduran bir oyundaki başrolün çoktandır onun haklı sayıldığı bir çevrede yaşıyordu. Evet diyordu şimdi Anne Eliza'ya empatiyle bakarken. İnanmayacaksınız Bayan Banner. Başkası bana söylese ben de inanmazdım. Ama ben doğmadan bir yıl önce annem bir çingene falcıya gitmiş. Yeşil kafalı kadının olduğu Battery'de bir çadırda duruyormuş kadın. Oysa babası anneme gitmemesi için uyarmış. Bilin bakalım falcı anneme ne demiş. Şunları söylemiş tam olarak. Annem öyle dedi. Doğacak çocuğun kız olacak. Kapkara bukleli ve nöbetler geçirecek. Aman tanrım dedi Anne Eliza içinden kadına sempati duyarak. Daha önce nöbet geçirdiniz mi Bayan Melons diye sordu Evelina. Evet hanımefendi dedi terzi kadın. Hem nerede geçirdim biliyor musunuz? Kuzenim Emma McIntyre'nin düğününde. Şu Jersey City'deki eczacıyla evlenen kuzenim. Oysa annesi rüyasına girip buna pişman olacağını söylemiş. Ama Emma'nın dediğine göre yaşayanlardan gereğinden çok nasihat almış. Bir de rüyadaki görüntülerin dediklerini dinleyecek olursa ne yapacağını ne yapmayacağını iyice karıştırırmış. Ama kocası içmeye başlamış. İlk çocuğundan sonra da kuzinim bir daha asla eskisi gibi olmamış. Kilisedeki bar işi bir düğün yaptılar. Düğün alayındakilerle birlikte kilisede mihraba doğru yürürken ne dersin, ne gördüm dersiniz? Ne? Diye fısıldadı Anne Eliza, iğnesine iplik geçirmeyi unutarak.
Mihrabın üst basamağında bir tabut gördüm. Emma'nın ailesi episkopal, kilise düğünü yapılacaktı ona. Ama damadın annesi kıyameti kopardı. Nikahı kıyacak rahibin durduğu yerin tam önüne kenarı altın simli, siyah kadife örtülü bir tabut koymuşlardı. Üstünde de cenneti simgeleyen beyaz kamelyalar. Ne ola ki dedi İblina. Ayağa kalkarken kapı vuruluyor. Kim olabilir? Diğeri gürperdi en Eliza. Hala bayan Melins'in halüsinasyonunun etkisi altındaydı. İblina kalktı. Dükkanın içini aydınlatması için bir mum yaktı. Sokak kapısının kilidini açtığı duyuldu. İçeri uzanan gece havası arka odanın samimi ortamını harekete geçirdi. Sonra neşeli konuşmalar duyuldu. Evelina yanında Bay Remy ile odaya döndü. En Eliza'nın kalbi fırtınalı denizdeki bir tekne gibi çalkalandı. Terzi kadının meraklı gözleri hevesle odadakilerin yüzünde dolaştı. Tekrar uğrayayım demiştim dedi Bay Remy. Ama belli ki Bayan Melins'in oradaki varlığından huzursuz olmuştu. Saat nasıl çalışıyor diye bir bakayım dedim diye ekledi. Yanaklarını içine göçüren gülümsemesiyle. Ah çok güzel çalışıyor dedi En Eliza. Ama yine de gelmeniz sevindirdi bizi. Bayan Melins, sizi Bay Remy ile tanıştırayım. Terzi kadın başını geriye attı. Lütfedip yabancı adamın varlığını tanırcasına gözlerini yere indirdi. Bay Remy de mahcupça eğilerek selam verdi. İlk andaki sıkıntının ardından üç kadının bilincini yenilenmiş bir tatmin hissi doldurdu. Ara sıra akşamları ziyaretçileri olduğunu Bayan Melins'in öğrenmesinden rahatsız olmuştu. Rahatsız olmamıştı iki kardeş. Bayan Melins de en son dedikodusunu yine birine anlatma fırsatı bulduğuna sevinmişti besbelli. Bay Remy'ye gelince beklendiğinden daha kolayca uyum sağladı duruma. Akşam sofrasının artıkları hala masadayken adamın odaya girmesine üzülmüş olan Evelina'nın yanakları sofrayı toplamak için adamın iyi niyetle yaptığı teklif karşısında zevkten kızardı. Sofra toplanınca En Eliza iskambil oynamayı önerdi. Bay Remy gitmek üzere ayağa kalktığında saat gecenin 11'ini geçmişti. İlkine kıyasla bu sefer pek damdan düşer gibi olmamıştı gidiş. Bu yüzden Evelina kendi görgü kurallarına uygun davranıp bir elinde mumla adamı sokak kapısına kadar geçirdi. O ikisi dükkana girip gözden kaybolduklarında Bayan Melins şakacı bir tavırla En Eliza'ya döndü. Bakın hele Bayan Banner diye mırıldandı. Uzaklaşan iki kişinin gittiği yöne doğru çenesini uzatarak. Kardeşinizin bir arkadaşı olduğundan haberim yoktu. Şuna bakın hele. İçinde bulunduğu dalgın mutluluk halinden uyanan En Eliza çekingen bakışlarını terzi kadına çevirdi. Aa yanılıyorsunuz Bayan Melins. Bay Remy'yi pek tanıyor sayılmayız. Bayan Melins inanmazlıkla gülümsedi. Siz öyle sanın Bayan Banner. Bana kalırsa ilkbahar gelmeden buralarda bir düğün olur. Gelinlik bana diktirilmezse gerçekten kırılırım. Ben kardeşinizi hep eteği aşağıya doğru genişleyen fırfırlı saten bir gelinlik içinde hayal etmiştim. En Eliza yanıt vermedi. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Kız kardeşi odaya girerken araştıran gözlerle baktı ona. Evelina'nın yanakları kızarmıştı. Mavi gözleri ışıldıyordu. Ama kardeşinin başının cilveli bir edayla yana eğilmesi En Eliza'ya ne yazık ki geri çekik yana çenesinin zayıflığını vurguluyor gibi geldi. En Eliza ilk kez kardeşinin güzelliğinde bir kusur buluyordu. İstençsizce yaptığı bu eleştiri gizli bir sadakatsizlik gibi irkiltti onu. O gece ışığı söndürdükten sonra dua ederken abla her zamankinden uzun kaldı dizlerinin üstünde. Karanlık odanın sessizliğinde kısacık goncalanmaları günlerine gelip geçici bir tazelik katmış olan bazı hayalleri ve arzuları feda etmekteydi. Bay Remy'nin ziyaretlerinin Bayan Melins'in öne sürdüğü dışında nedenleri olabileceğini nasıl varsayabildiğine şaşırıyordu şimdi. Saatin nasıl işlediğiyle ansızın ilgilenmeye karar vermesi aklına Evelina'yı ilk görüşünde gelmemiş miydi? Evelina'nın cazibesi dışında onu ziyaretini tekrarlamaya yönelten ne olabilirdi ki? Keder, En Eliza'nın hayallerinin incecik dokusuna tuttu meşalesini. En Eliza yüreğini sağlam tutup o hayallerin yanıp kül olmalarını seyretti. Sonra hakkından feragat etmenin verdiği buz gibi hazla
dizlerinin üzerinde doğruldu. Uyumakta olan İvlina'nın saç kıvırma tokalarına bir öpücük kondurdu ve yatağa onun yanına girdi. 5. Bölüm. Sonraki aylarda Bay Remy'nin ziyaretleri gittikçe sıklaştı. Her pazar akşamı uğramayı adet edindi. Hafta arasında da ara sıra iki kız kardeş tam lambanın yanında işlerinin başına otururlarken bir bahane bulup haber vermek için kapılarını çalıyordu. En Eliza, Evelina'nın her akşam yemekten önce kırmızı kurdelesini takmaya özen gösterdiğini fark etti. Ayrıca dikkatle yıkanmış bir parça dantelle En Eliza'nınkinden bir yıl sonra alındığı için hala yeni dedikleri siyah ipeklisini onardığını da görmüştü. Kardeşlerle samimileştikçe daha az konuşur olmuştu Bay Remy. İki kardeş yanakları kızararak ona pipo içme ayrıcalığı tanıdıklarında Bay Remy düşüncelere dalar, uzun suskunluklara gömülmeye başladı. Ama onun bu hali ev sahiplerinin hoşuna gidiyordu. Onca yıl küçük, kadınsı kuşkularla ve üzüntülerle titreşmiş bir havada, o sakin erkek varlığının verdiği duyguda hem moral verici hem de yatıştırıcı bir şey vardı. Kararsız kaldıklarında iki kardeş birbirlerine geldiğinde Bay Remy'ye sorarız demeye başladı. Onun kararını ne olursa olsun kendilerini bütün sorumluluklardan kurtaran mütevekkil bir hevesle kabul ediyorlardı. Bay Remy piposunu ağzından çekip o da onlara içini açınca iki kardeş duydukları sempatinin şiddetiyle neredeyse acı çekiyorlardı. Eski yıllarda Almanya'daki mücadelelerinin son yıllardaki şanssızlıklarının nedeni olan uzun hastalığının hikayesini hayranlıkla paylaşarak dinliyorlardı. Ateşi çıktığında ona bakan Bayan Hoşmüller'in adı adamın biyografik monologlarında ne zaman geçse saygı dolu iç çekişlerle ve kızların içlerine saplanan bir kıskançlık sancısıyla karşılanıyordu. Bir keresinde iki kardeş baş başayken Evelina ansızın kimsenin adını anmadan acaba nasıl biri diyerek En Eliza'nın alnının duyarlılıkla kızarmasına neden olmuştu. İlkbaharı yaklaşırken bir gün artık postacı ya da sütçü kadar hayatlarının bir parçası haline gelmiş olan Bay Remy cesaretini toplayıp ertesi gün Chickering Hall'da yapılacak olan bir Stereopticon sergisine kendisiyle birlikte gelmelerini teklif etti. Dipnot, Stereopticon, 19. yüzyılın ortasında geliştirilen bir tür projeksiyon makinesi. Soluk soluğa dudaklarından zevkle çıkan ilk ahı karşılıklı danışmayla geçen bir sessizlik izledi. Sonunda En Eliza sessizliği bozdu. Bay Remy ile senin gitmen iyi olur. Evelina. Sanırım gece dükkandan ikimiz birden ayrılmamalıyız. Nezaketin gerektirdiği itirazlardan sonra Evelina ablasının fikrine katıldı. Ertesi günü beyaz bir bonenin kenarlarını kendi elinden çıkan unutma beni çiçekleriyle süslemekle geçirdi. En Eliza mozaik broşunu verdi. Annelerinden kalan bir kaşmir eşarp keten örtüsünden çıkarıldı. Ve böylece süslenen Evelina yanakları kızararak Bay Remy ile birlikte gitti. Ablası ise sürfile makinesinin başındaki yerini aldı. Saatlerdir yalnızmış gibiydi En Eliza. Bu yüzden Evelina'nın kapıyı tıklattığını duyduğunda saatin henüz 10:30 olduğunu görünce şaşırdı. Yine geri kalmış olmalı diye düşündü kız kardeşi girsin diye kapıyı açmaya çıkıp giderken. Son derece ilginç bir akşam geçirmişti Evelina. Berlin'in birkaç çarpıcı Stereopticon'u Bay Remy'e doğduğu kentin güzelliklerini iyice tadını çıkarma fırsatı vermişti. Bütün bunları bana göstermekten zevk alacağını söyledi dedi Evelina. En Eliza'nın gözleri ışıldayan yüzüne dikiliyken. Hiç bu kadar saçma bir şey duydun mu? Ne yana bakacağımı bilemedim. En Eliza kardeşin bu açıklamasını duygudaş bir mırıltıyla karşıladı. Bonem yakışmış değil mi diye devam etti Evelina. Sözü saptırarak şifonyerin üstündeki çatlak aynada kendisine bakarken. Çok hoşsun dedi En Eliza. İlkbahar kuşkucu New Yorkluya sertleşen rüzgarıyla etrafı kaplayan tozla kendini su götürmez biçimde hissettiriyordu ki bir gün akşam yemeği saatinde Evelina arka odaya elinde bir demet fulya ile girdi. Ama En Eliza'nın soran gözlerine bakıp budalalık ettim işte dedi ama elimde değildi. Aldım onları. Sanki hemen güzel bir şeye bakmam gerekiyormuş gibi hissettim. Ah kardeşim dedi En Eliza titreyerek sempatiyle. Evelina'nın durumunda onlara
olanlara özel bir hoşgörü gösterilmesi gerektiğini hissediyordu. Çünkü o sözcüklerin ifşa ettiği gibi kendisinin de bu türlü gizemli arzulara kapıldığı olmuştu. Bu arada Evelina kırık porselen vazodaki bir demet kurumuş otu çıkarmış, onların yerine pürüzsüz saplarını ve bıçağı andıran yapraklarının üzerinde parmaklarını gezdirerek fulyaları koyuyordu. Ne kadar güzeller değil mi? Diye sorup duruyordu çiçekleri yıldızlı bir daire şeklinde bir araya getirirken. Tıpkı ilkbahar gelmiş gibi buraya. Öyle değil mi? En Eliza, Bay Remy'nin o akşam geleceğini hatırladı. Bay Remy geldiğinde çiçek açan her şeyi gören Alman gözleri hemen fulyalara dikildi. Ne kadar güzeller değil mi dedi. Tıpkı ilkbahar gelmiş gibi buraya. Öyle değil mi? Öyle değil mi diye bağırdı Evelyn'e. İkisinin aynı düşüncede olması onu heyecanlandırmıştı. Ben de ablama bunu söylüyordum. En Eliza birden ayağa kalkıp odanın öbür tarafına gitti. Bir gece önce saati kurmadığını hatırlamıştı. Evelina masada oturuyordu. Fulyalar Bay Remy ile arasında zarifçe duruyordu. Ah diye mırıldandı Evelina. Dalgın gözlerle. Şu dakikada kalkıp kent dışında bir yere gitmeyi ne kadar isterdim. Yeşil ve sakin bir yere. Sanki kente bir gün daha tahammül edemeyecek gibiyim. Ama en Eliza onun çiçeklere değil de Bay Remy'ye bakmakta olduğunu fark etti. Bir pazar günü Central Park'a gidebiliriz sanırım diye önerdi konukları. Bayan Evelina hiç gider misiniz oraya? Yok, pek sık gitmeyiz. En azından epeydir gitmedik. Bu düşünceyle yüzü aydınlandı Evelina. Ne kadar hoş olurdu değil mi en Eliza? Evet tabii dedi ablası koltuğuna dönerken. Eh o zaman gelecek pazar gidelim öyleyse diye devam etti Bay Remy. Bayan Melins'i de davet ederiz. Böylece hoş bir grup oluruz. O gece Evelina soyunurken vazodan bir fulya aldı. Gösterişli bir hareketle dua kitabının sayfaların arasına yerleştirdi. Gizlice onu gözleyen En Eliza, Evelina'nın seyredilmekten rahatsız olmadığını fark etti. Kardeşinin hareketini algılaması bu hareketin önemini nedense büyütüyor gibiydi. Pazar sabahı gök mavi, hava ılıktı. Banner kardeşler her pazar kiliseye giderlerdi. Ama bu sefer dua kitaplarını etajerin üzerinde bıraktılar. Saat 10 olduğunda eldivenlerini ve bonelerini takmış olarak Bayan Melins'in gelip kapıyı çalmasını bekliyorlardı. Bayan Melins çok geçmeden kara kehribardan pullarını ve payetlerini ışıldatarak göründü. Penceresinin altına sinmiş genç bir adam gördüğü, sonunda şafak vakti suç ortağının ıslık çalıp bu adamı çağırdığı masalını anlattı. Hemen sonra Bay Remy de geldi. Saçlarını her zamankinden daha da özenli taramıştı. İri elleri oğlak derisinden zeytin yeşili eldivenler içindeydi. Küçük grup en yakındaki tramvaya yöneldi. Bilet ücretlerini Bay Remy'nin ödemek istediğini anlayan En Eliza'nın kalbi minnettarlık ve mahcubiyet karışımı bir duyguyla çırpındı. Başlangıçtaki bu el açıklığın arkasını da getirdi Bay Remy. Kadınları Mol'den ve Ramble'dan geçirdikten sonra önlerine düşüp onları rustik bir restorana götürdü ve yine masrafı üstlenerek süt ve limonlu kek ısmarladı. Sonra gezintilerine devam ettiler. Tatile alışık olmayan insanların ağır adımlarıyla yoldan yola geçtiler. Çiçek açan çalılıkların arasından mor acı çiğdemlerle dolu yeşil yamaçların eteğinden hor çiçeklerinin ansızın parlayan güneş gibi kapladığı kayaların altından yürüdüler. Çevresindeki her şey yeni ve mucizevi bir biçimde sevimli görünüyordu En Eliza'nın gözüne. Ama duygularını kendine saklıyor, gölgeli kaya çıkıntılarının altındaki ciğer otlarının karşısında çığlık atmayı kardeşine, karşılaştıkları kişilerin olası hikayelerini de bitkilerden çok insanların dünyasıyla ilgilenen Bayan Melins'e bırakıyordu. Bütün yolları gezintiye çıkanlar doldurmuş, bebek arabaları tıkamıştı. Bayan Melins'in sürüp giden yorumları kendi halindeki ailelere ve etraflarında hoplayıp zıplayan çoluk çocuklarının üstüne korkunç olasılıkların parıltısını saçıyordu. En Eliza hayatla ilgili böyle yorumlamalar yapacak havada değildi ama Bayan Melins'in salt kendisine arkadaşlık etsin diye davet edildiğini bildiğinden terzi kadının yanından ayrılmadı.
İçinde bulunduğu durumun heyecanıyla gayrete gelen Bayan Melins, gitgide daha da daldan dala atlayarak konuştuğu, durup dinlenmeden konuşması ve kalabalığın çiçek dürbünü gibi dönüp durması en Eliza'yı tam anlamıyla sersemletti. Dükkanda terlikle kolayca hareket etmeye alışkın ayakları, yabancısı olduğu yürüme çabasıyla ağrıdı. Kulakları da terzi kadının şamatalı hikayeleriyle ama bedenindeki her bir sinir ucu Evelina'nın neşesini hissediyordu. En Eliza kendi yorgunluğunun bu neşeyi engellememesine kararlıydı. Ne var ki Bayan Melins'in önlerinde yürüyen çifte fırlattığı anlamlı bakışlar karşısında onun cesareti bile kırıldı. En Eliza Evelina'nın mutluluğuna göz yumabilirdi ama bunu başkalarının yapmasına onay veremezdi. Sonunda Evelina'nın ayakları da pes etti. Arkasına dönüp artık eve gitme zamanının geldiğini söyledi. Pembe yüzü yorgunluktan solmuştu ama gözleri ışıl ışıldı. Eve dönüşleri En Eliza'nın belleğinde bir karabasan gibi yer etti. Evlerine dönen kalabalık atlı arabaları tıka basa doldurmuştu. 12 arabanın kalkıp gitmesini beklediler. Sonunda bindikleri araba zaten doluydu. En Eliza o güne kadar kendisini hiç bu kadar yorgun hissetmemişti. Bayan Melins'in gevezelikleri bile tükendi. Siyah terli bir kadınla yüzü çiçek bozuğu gibi bir adamın arasına sıkıştılar. Arada araba bakımsız bir caddeden geçip inecekleri köşe başına doğru sarsıla sarsıla ilerlerken sessizce oturdular. Evelina ile Bay Remy arabanın ön tarafında yan yana oturdular. Eneliza, unutma beni çiçekli Bonnie ile saatçinin paltosunun parlak yakasını bir görüp bir kaybediyordu. Ama küçük grup sokaklarının köşesinde arabadan inince kalabalık onları tekrar bir araya getirdi. Yorgun çocuklar gibi çabasız bir sessizlik içinde Banner kardeşlerinin oturduğu bodrum katına doğru yürüdüler. Bayan Melins ile Bay Remy kendi yollarına gitmek üzere ayrılırlarken Evelina son bir çabayla gülümsedi. Ama En Eliza evlerinin eşiğinden sessizce geçti. Küçük dükkandaki sessizliğin yatıştırıcı iki kol gibi kendisine uzandığını hissediyordu. O gece uyuyamadı. Ama kardeşinin yanında buz gibi ve kas katı yatarken birden Evelina'nın kollarının bedenini bastırdığını hissetti. Ah En Eliza harikaydı değil mi? Diye fısıldadığını duydu. 6. bölüm. Parktaki pazar gezmelerinin üzerinden 4 gün geçmiş. Banner kardeşler Bay Remy'den hiçbir haber alamamışlardı. İlk başta ikiz de hayal kırıklığını ve kaygısını öbürüne belletmedi. Ama 5. sabah duygularını hep ablasından önce kapılan Evelina ağzına götürmediği çayını bırakırken "Artık o parayı çıkarsan iyi olur En Eliza" dedi. En Eliza onun ne demek istediğini anlayıp kızardı. İki kardeş oldukça verimli bir kış geçirmişler ve zahmetle artan birikimleri artık 200 dolar gibi oldukça iyi bir miktara ulaşmıştı. Ama bu alışılmamış bolluk karşısında duyabilecekleri tatmin hissine Bayan Melins'in birikimlerini yatırdıkları banka hakkında tatsız söylentiler dolaştığı yönündeki ifadesi gölge düşürmüştü. Bayan Melins'in gereksiz yere paniğe kapılan biri olduğunu biliyorlardı ama kadının tekrarlarına güç kazanan sözleri Eneliza'nın huzurunu öylesine kaçırmıştı ki. Gece yarısı uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra iki kardeş Bay Remy'ye akıl sormaya karar verdiler. Evin reisi olarak bu görevi En Eliza üstlendi. Kendisine başvuran Bay Remy, terzi kadının söylediklerini doğrulamakla kalmadı. Kuşkulu bankanın verdiğinden daha yüksek oranda faiz verecek güvenli bir yatırım yeri bulmayı da önerdi. En Eliza önerilen bu değişikliği Evelyn'in ima etmiş olduğunu anladı. Aa tabii neden olmasın dedi En Eliza. Bay Remy dedi ki bizim yerimizde olsaymış parasını orada gereğinden bir gün bile fazla tutmazmış. O bunu söyleyeli bir hafta oldu diye hatırlattı Evelina. Biliyorum ama bana öteki yatırım yeri hakkında kesin bilgi edinene kadar beklememi söyledi. O günden beri de onu görmedik. En Eliza'nın sözleri ikisinin ortak korkusunu dile getirdi. Acaba başına ne geldi? Dedi Evelyn'e. Hasta değildir değil mi? Ben de merak ediyordum dedi En Eliza. İki kardeş başlarını tabaklarına eğdiler. O parayı zaman geçirmeden bir şey yapmalısın bence diye yineledi Evelyn'e. Evet böyle yapmam gerektiğini biliyorum. Benim yerimde olsaydın sen ne yapardın? Senin yerinde olsaydım dedi kardeşi üstüne basa basa yanakları kızararak. Hemen gidip Bay Remy hasta mı diye bakardım. Sen gidebilirsin. Bu sözler En Eliza'nın yüreğine bıçak gibi saplandı. Evet doğru dedi. Eğer gerçekten hastaysa arkadaşa bir hareket olur.
Senin yerinde olsaydım bugün giderdim diye devam etti İvlina. En Eliza da akşam yemeğinden sonra gitti. Giderken boyacıya uğrayıp bir paket bıraktı. Bu işi bitirdikten sonra Bay Remy'nin dükkanına yöneldi. Hayatında kendini hiç bu kadar yaşlı, umutsuz ve basit hissetmemişti. Evelina'nın bir aşk mesajını götürmekte olduğunu biliyordu. Ve bunu bilmesi damarlarındaki genç kanın son damlasını kurutuyor. Bütün geçkin bakire utangaçlığını da alıp götürüyordu. Saatçinin kapısının tokmağını çevik ve huzurlu bir tavırla çevirdi. Ama içeri girerken kalbi titremeye başladı. Çünkü Bay Remy'nin yüzü ellerinin arasında tuhaf bir keyifsizlik içinde tezgahın arkasında oturmakta olduğunu görmüştü. Kapının tokmağının tıkırdısını duyunca Bay Remy yavaş yavaş başını kaldırdı. Donuk bakışlarını Eneliza'ya dikti. Eneliza bir an adamın kendisini tanımadığını düşündü. "Hastasınız siz," diye bağırdı Eneliza. Sesi adamın aklını başına getirmiş gibiydi. "Ah, Bayan Banner'mış," dedi Bay Remy alçak boğuk bir sesle. Ama kalkmaya davranmadı. Eneliza onun yüzünün renginin atmış olduğunu fark etti. "Hastasınız," diye ısrar etti. Onun yardıma ihtiyacı olduğunun açıkça belli olması yüreklendirmişti kızı. "Bay Remy, bize haber vermemeniz doğrusu hiç hoş bir hareket değil." Adam ona donuk gözlerle bakmaya devam etti. "Hasta değilim," dedi. "En azından fazla hasta değilim. Şu eski nöbetlerimden biri." Ağır ağır, zahmetle konuşuyordu. Sanki kelimeleri bir araya getirmekte zorlanıyordu. "Romatizma mı?" diye atıldı Eneliza. Adamın ne kadar isteksizce hareket ettiğini görünce. "Eh, ona benzer bir şey sayılır. Tam olarak adını koyamıyorum. Bir romatizma gibi bir şey olduğunda büyük hanım bir şey yapardı," diye başladı Eneliza. O anın sıcaklığında oraya Evelina'nın habercisi olarak geldiğini unutmuştu. Çay kelimesini duyunca Bay Remy'nin yüzünden de denetlenemeyen bir tiksinti ifadesi geçti. "Ah, sanırım idare ediyorum. Bugün sadece biraz başım ağrıyor." Adamın sesindeki reddediş Eneliza'nın bütün cesaretini kırdı. "Çok özür dilerim," dedi yumuşak bir sesle. "Kardeşimle ben sizin için elimizden geleni yapmak isteriz." "Çok naziksiniz," dedi Bay Remy. Bezgince sonra kapıya dönerken kendini zorlayıp "Belki yarın uğrarım size," dedi. "Çok seviniriz," dedi yine Eneliza. Gözlerini vitrindeki tozlu bir bronz saate dikmişti. O anda ona baktığının bilincinde değildi ama çok sonra o saatin patisini açık duran bir kitaba dayamış bir Terneuv köpeğini temsil ettiğini hatırlayacaktı. Eve vardığında dükkanda bir müşteri olduğunu gördü. Evelina'nın dalgın bakışları altında kopçaları gözden geçiriyordu. Eneliza hemen arka odaya geçti ama bir an sonra kardeşini yanında buldu. "Çabuk ol, kadına biraz daha küçük kopça bakmaya gittiğimi söyledim. Nasıl o?" diye fısıldadı Evelina soluk soluğa. "Pek iyi değil," dedi Eneliza ağır ağır. Gözleri Evelina'nın meraklı gözlerini dikmişti. "Ama yarın gece mutlaka uğrarım," dedi. "Uğrar mı? Doğru mu söylüyorsun?" "Ama Evelina Banner." "Ah, umurumda değil," diye haykırdı kardeşi pervasızca. Sonra da dükkana koştu yine. Evelina'nın kendisini böyle ifşa etmiş olmasından duyduğu utançtan yanarak durdu orada Eneliza. Evelina'nın duygularını kendisine bile böyle açıkça ortaya koymuş olması dehşete düşürmüştü ablasını. Bunu hatırlaması onu da kardeşinin alçalmasına ortak edecekmiş gibi başka bir şey düşünmeye çalıştı. Ertesi akşam Bay Remy tekrar açığa geldi. Hala biraz sağlıksız görünüyordu. Göz kapakları kızarıktı. Ama bunun dışında eskisinden farkı yoktu. Eneliza önerdiği yatırım hakkında danıştı ona. Bay Remy'nin bu konuyla onun adına ilgilenmesi karara bağlandıktan sonra Bay Remy, Longfellow'un resimli cildini eline aldı. Çünkü iki kız kardeş onun kültürünün gazetelerin ötesine geçtiğini öğrenmişlerdi ve sessiz harfleri tatlı bir şekilde birbirine karıştırarak Bekaret başlıklı şiir okudu. O okurken Evelina gözlerini yere değdi, eğdi. Çok güzel bir akşam geçirdiler. En Eliza sonradan Bay Remy gibi şiir okuyan bir hayat arkadaşıyla hayatı ne kadar değişik olabileceğini düşündü. 7. bölüm. O akşamı izleyen haftalarda her zamanki gibi sık sık ziyaretlerine gelse de Bay Remy alıştıkları kadar keyifli değildi. Sık sık baş ağrısından yakındı. Ama Eliza'nın çekinerek önerdiği ilaçları geri çevirdi. Hastalığının belirtileri ısrarla sorulunca da kendi içine kapanır göründü. Temmuz gelmiş, sıcaklar aniden bastırmıştı ve bir akşam arka odada açık duran camın önünde üçü bir arada otururlarken Evelina böyle bir gecede gerçekten kırların havasını solumak için neler vermezdim dedi. "Ben de öyle," dedi Bay Remy. Piposundaki külü silkelerken. "Keşke şu anda bir kameraya da otursaydım. Ne hoş olurdu değil mi? Burasının gerçekten serin olduğunu düşünürüm hep. Bayan Melons'in oturduğu yerde olsak sıcak basardı," dedi Annelise. "Ah, olabilir ama başka bir yerde çok daha serin de olabilirdik," diye atıldı kardeş.
En Eliza'nın takdiri ilahiyi yumuşatmak için giriştiği yararsız çabalar sıklıkla sinirlendirirdi onu. Birkaç gün sonra Bay Remy'nin gelip yaptığı teklif Evelina'yı çok sevindirdi. Bir gün önce Hoboken'in dış mahallelerinden birinde oturmakta olan arkadaşı Bayan Hoşmüller'i görmeye gitmişti. Bay Remy. Bayan Hoşmüller bir sonraki pazar gününü birlikte geçirmeleri için Banner kardeşler alıp getirmesini teklif etmişti. Gerçek bir bahçesi var, dedi Bay Remy. Ağaçlı, içinde bir de gerçek çardak var. Tavuklarla civcivlerde. Feribotla güzel bir yolculuk yapılıyor oraya. En Eliza bu teklifi yanıtsız bıraktı. Hala parkta geçirdikleri bitmek bilmeyen pazar gününün anısı sıkıntı veriyordu ona. Ama Evelina'nın bu yurgan bakışlarına teslim olup sonunda kabul ettiğini belirten sözler döküldü ağzından. Çok sıcak bir pazar günüydü. Feribota binince En Eliza tenine değen tuzlu esintiyle kalabalık suların görüntüsüyle canlandı. Emma karşı kıyıya vardıklarında ve pis rıhtıma ayak bastıklarında kendisini bekleyen yorgunluğun düşüncesiyle kıvranmaya başladı. Bir tramvaya bindiler. Berbat sokakların birinden ötekine sarsıla sarsıla gittiler. Sonunda Bay Remy, Vatman'ın kolunu çekiştirdi ve tramvaydan indiler. Kavurucu güneşin altında kalabalık bir birahanenin kapısının yakınında durdular. Başka bir arabayı beklediler. O araba onları boş arsaların, yalnızlıklarına gömülmüş dar, tuğla evlerin önünden geçirip binaların seyreldiği bir semte götürdü. Sonunda dağınık kulübelerin ve köy dükkanlarına benzeyen alçak tahta yapıların neredeyse taşra havası verdiği bir mahalleye geldiler. Orada araba kendiliğinden durdu, derin tekerlek izleriyle dolu bir yolda yürüyüp bir taş ustasının cafcaflı ilanlarla kaplı yüksek bir tahta çitle çevrili avlusunun yanından geçtiler. Yeşil panjurlu, bahçesi kazık çitli, küçük bir kırmızı eve vardılar. Gerçekten de aldatmamıştı Bay Remy onları. Tahta çitin arkasında öbek öbek dicentralar ve zambaklar açıyordu. Yamuk bir kara ağaç da romantik bir tarzda evin damının üzerine sarkmıştı. Tuğla rengi yünlü bir elbise giymiş olan Bayan Hoçmüller onları kapıda başıyla selamlayarak ve gülümseyerek karşıladı. Çillik kırmızı yanaklı, açık sarı saçlı, yan yan bakan kızı Linda ise meraklı gözlerle onun arkasında durmuş gelenleri gözlüyordu. Öne düşüp yol gösteren Bayan Hoçmüller, Banner kardeşleri yatak odasına götürdü. Bu odada yüksek bir beyaz kuş tüyü yatağın üzerine kaşmir mantolarını sermeleri istendi ki durumun resmiyeti dolayısıyla bu kılıkta ter dökmüşlerdi. Siyah ipekli elbiselerini çeki düzen verdikten ve İblina pembe istiridye kabuğundan çerçevesi olan bir aynada saçını kabarttıktan sonra ev sahibesi onları zencefilli ekmek kokan tıka basa eşya dolu bir salona götürdü. Kibar sorularla ve mahcup ünlemlerle kesilen resmi havadaki bir sürenin sonunda mutfağa alındılar. Masanın üzeri tuhaf görünümlü baharatlı keklerle ve haşlanmış meyvelerle doluydu. İki kardeş birden kendilerini Bayan Hoşmüller ile Bay Remy'nin arasında oturup buldular. Gözlerini onlara diken Linda ise dumanları tüten kaplarla ocağa gidip geliyordu. Yemek hiç bitmeyecekmiş gibi zengin yiyecekler de nedense iştah kapayıcı geldi En Eliza'ya. Ev sahibesinin sesini ve gözlerinin fazla samimiyetini de bunaltıcı buldu. Bayan Hoçmüller, Bay Remy ile neredeyse laubaliydi. En Eliza ancak kadının iri bedenini Bay Remy'nin hasta yatağına eğilmiş olarak hayal edince, onun Bay Remy'ye kısaca Remy demesini bağışlayabildi. Yemek sırasındaki aralardan birinde Bayan Hoçmüller çatalıyla bıçağını tabağının iki yanına dayadı. Gözlerini saatçinin yüzüne dikip sistemli bir sesle "Yine nöbet geçirmişsin Remy," dedi. "Farkında değildim," dedi adam kacamak bir tavırla. Evelina gözlerini birinden ötekine gezdirdi. "Bay Remy hastaydı," dedi sonunda. Sanki kendisinin de bu konuda konuşmaya hakkı varmışçasına. Sık sık baş ağrısından yakınıyordu. "Hah, bilirim onu ben," dedi Bayan Hoçmüller gülerek, gözleri hala saatçiye dikiliydi. "Kendinden utanmalısın Remy." Gözleri tabağına dikili olan Bay Remy birden iki kardeşinin anlayamadığı bir kelime söyledi. En Eliza'ya Schweik'a benzeyen bir şey söylemiş gibi geldi. Bayan Hoçmüller yine güldü. "Bak sen," dedi.
hasta yatacağını ve bana söylemeye utanacağını düşünebiliyor musunuz? Bana yüksek ateşte yatarken ona bakan kadına. Evet, düşünebilirim, dedi İvlina Remy'ye şevkle bakarak. Ama adam gözlerini Linda'nın masaya koyduğu sosislere dikmişti. Yemek bitince Bayan Hochmüller konuklarını mutfaktan çıkardı. Kendilerini yarı bahçe, yarı meyve bahçesi görünümünde etrafı çitle çevrili bir yeşil alanda buldular. Peşlerinde altın rengi civcivlerle gri tavuklar elma ağaçlarının bükülmüş dallarının altında gıdaklıyor. Eski bir kuyunun kenarında bir kedi uyukluyor. Ağaçtan ağaca gerilmiş bir çamaşır ipi Bayan Hochmüller'in mesleğini ele veriyordu. Elma ağaçlarının gerisinde kırmızı sarmaşıkların süslediği sarı bir çardak vardı. Onun aşağısında kaba bir çitin uzaktaki ucunda arazi yokuş aşağı gidiyor. Çukur yerinde küçük bir ağaçlık barındırıyordu. O sıcak pazar ikindisinde bütün bunlar tuhaf bir biçimde hoş ve sakindi. Enneliza sarkmış elma dallarının altından çimenlerde yürürken kilisedeki sakin öğle sonralarını düşündü ve sonra ve annesinin kendisine çocukken söylediği ilahileri. Evelina daha huzursuzdu. Kuyudan ayrılıp çardağa gitti. Sonra geri döndü. Civcivler ekmek kırıntısı attı. Kediyi okşayıp huzurunu bozdu. Sonunda ağaçlığa inmek istediğini söyledi. O zaman yoldan dolaşıp gitmek zorundasın sanırım, dedi Bayan Hochmüller. Lindam çitteki bir delikten geçer ama sen bunu denersen elbiseni yırtabilirsin. Ben size yardım ederim, dedi Bay Remy. Linda öne düştü. Öbür ikisi de tahtaların arasında daracık bir aralığa varana kadar çit boyunca yürüdüler. Oradan geçip gözden kayboldular. Yokuş aşağı inerlerken Linda sırıtarak onları seyrediyordu. Bayan Hochmüller ile En Eliza çardakta baş başa kalmışlardı. Bayan Hochmüller konuğuna mahremiyet içeren bir gülümsemeyle baktı. Sanırım uzun süre dönmezler, dedi. Katmerli gıdısıyla içindeki aralığı işaret ederek. Böyleleri zamanı hiç hatırlamazlar. Sonra da örgüsünü eline aldı. Eneliza söyleyecek bir şey bulamadı. Kız kardeşiniz ona pek değer veriyor değil mi? Diye devam etti ev sahibesi. Eneliza'nın yanakları alal oldu. Burada ara sıra kendinizi yalnız hissettiğiniz olmuyor mu diye sordu. Geceleri korkarsınız diye düşünüyorum. Kızınız da böyle tek başınıza. Yo, hiç korkmuyorum, dedi Bayan Hochmüller. Gördüğünüz gibi çamaşır yıkıyorum. İşim bu benim ve bu işi burada yapmak şehirde yapmaktan çok daha ucuz. Hobiyken de çamaşır kurutacak böyle bir yer bulabilir miyim? Hem Linda için de çok daha güvenli burası. Sokaklardan uzak kalıyor. Ya, dedi Eneliza sinerek. Ev sahibesine belli belirsiz bir tiksinti duymaya başlamıştı. İçten gelen bir kızgınlıkla Linda'nın dörtgen sırtına çevirdi gözlerini. Hala merakla çitin üzerine abanmıştı kız. Eneliza'ya Evelina ile arkadaşı ağaçlıktan hiç dönmeyecekmiş gibi geldi. Ama sonunda geldiler. Bay Remy'nin alnında ter damlacıkları vardı. Evelina'nın yanakları pembeleşti. Bilinçli görünüyordu. Elinde uçları yere sarkan bir demet eğrelti otu vardı. En azından Evelina dakikaların kanatlarını uçtuğunun farkındaydı. Sence canlanır mı bunlar, diye sordu. Eğrelti otlarını kaldırıp göstererek ama onlara yaklaştığında yerinden kalkmış olan Eneliza serçe. Eve dönsek iyi olur Evelina, dedi. Aa, olur mu? Kahve içmeden mi gideceksiniz, diye itiraz etti Bayan Hochmüller. Terbiye kurallarının gitmelerine izin vermesinden önce araya bir başka uzun gastronomik seremoninin daha girmesi gerektiğini yılgınlıkla anladı Enneliza. Sonunda kendilerini yeniden feribotta buldular. Su ve gök gri idi. Batan güneş bu ikisini birbirinden ayırıyor. Teknenin bordasına düzgün opal dalgaları çarpıyordu. Rüzgarın soluğu serin ve katransıydı. Sanki millerce uzaktan gemiyle gelmişti. Çarkların çevresindeki suyun fışırtısı nefisti. Sanki yorgun yüzlerine su çarpılıyordu. Eneliza ayrı bir yere oturmuştu. Ötekilere bakmıyordu. Bay Remy'nin ağaçlıkta Evelina'ya evlenme teklif ettiğine emindi. O gece kız kardeşinin bu haberi vermesine kendini hazırlıyordu. Ama Evelina'nın sırrını açacak havada olmadığı belli değil. Eve vardıklarında solmuş eğrelti otlarını suya koymuş. Yemekten sonra da ipekli elbisesini ve unutma beni çiçekli bonesini bir kenara bıraktıktan sonra açık pencerenin yanındaki sallanan koltuğunda konuşmadan oturmuştu. Eneliza onu uzun zamandır böyle suskun görmemişti.
Ertesi cumartesi kapı açılıp Bay Remy içeri girdiğinde En Eliza dükkanda ve tek başına oturuyordu. Bay Remy daha önce hiç o saatte gelmemişti. En Eliza biraz da kaygıyla adamı oraya neyin getirmiş olduğunu düşündü. Bir şey mi oldu diye sordu. Ayırmakta olduğu bir sepet dolusu düğmeyi bir kenara bıraktı. Yok bir şey dedi Bay Remy. Ama bu mevsimde ben dükkanı cumartesi günleri hep saat 2'de kapatırım. Bir uğrayayım da sizi göreyim dedim. Çok sevindim gerçekten dedi En Eliza. Ama Evelina evde değil. Biliyorum dedi Bay Remy. Ona köşede rastladım. 48. sokaktaki şu yeni boyacıya gitmesi gerektiğini söyledi bana. Birkaç saatten önce dönmez değil mi? En Eliza gitgide artan bir şaşkınlıkla baktı ona. Yo sanırım dönmez dedi. İçgüdüsel bir konukseverlikle. Oturmaz mıydınız diye sordu. Bay Remy tezgahın yanındaki taburaya oturdu. En Eliza da tezgahın arkasındaki yerine döndü. Dükkanı bırakamıyorum dedi En Eliza. Sanırım burası iyi böyle. En Eliza ansızın Bay Remy'nin kendisine tuhaf bir dikkatle bakmakta olduğunun farkına varmıştı. Eli ister istemez şakaklarındaki saç tellerine gitti. Oradan da yakasının altındaki broşu düzeltmek üzere aşağı indi. Bugün çok iyi görünüyorsunuz Bayan Banner dedi Bay Remy. Kızın hareketini gülümseyerek izlerken. Ya dedi En Eliza sinirli bir sesle. Sağlığım hep yerindedir diye ekledi. Kız kardeşinizden daha ufak tefek olsanız da ondan daha sağlıklısınız sanırım. Ah bilmem, Evelina bazen biraz sinirlenir ama hiç hastalanmaz. Sizden daha iştahlı ama bunun bir önemi yok dedi Bay Remy. En Eliza susmuştu. Adamın düşüncelerini izleyemiyordu. Bay Remy'nin sinirliliği ilginç bulup bulmadığına emin olmadan Evelina hakkında daha fazla bir açıklama yapmak istemedi. Ama Bay Remy onun bu kararsızlığına son verdi. Bayan Banner dedi. Taburesini tezgaha yaklaştırarak bugün buraya neden geldiğimi artık size açıklasam iyi olacak sanırım. Ben evlenmek istiyorum. Gece yarılarına kadar dua ettiği saatlerde En Eliza böyle bir teklif alacağı an için kendinde güç aramıştı. Şimdi teklif gelmişti ama o kendini çok korkmuş ve hazırlıksız hissediyordu. Bay Remy iki dirseğiyle birden tezgaha abandı. Adamın tırnaklarının temiz, şapkasının da fırçalanmış olduğunu fark etti. En Eliza bu işaretler bile onun bu teklife hazırlamamıştı. Sonunda kendisini ne diyorsunuz siz Bay Remy dediğini duydu. Kalbi kuruyan gırtlağında gümbür diyordu. Evlenmek istiyordum diye yeniledi Bay Remy. Çok yalnızım. Bir erkeğin böyle yapayalnız yaşaması doğru değil. Her gün soğuk etten başka bir şey yememesi de. Yo dedi En Eliza yumuşak bir sesle. Toz da canımı okuyor. Ya toz bilirim. Bay Remy küt parmaklı ellerinden birini En Eliza'ya uzattı. Benimle evlenmenizi istiyorum. En Eliza hala anlamıyordu. Bay Remy ile arasında duran düğme dolu sepeti bir kenara iterek oturduğu yerden şaşkınlıkla kalktı. O sırada Bay Remy'nin elini tutmaya çabaladığını fark etti. Parmakları buluştuğunda bir sevinç seline kapıldı En Eliza. Konuşmalarının her bir sözcüğü unutulması mümkün olmayacak biçimde belleğine kazınmış olsa da elleri birbirine değerken Bay Remy'nin ne söylemiş olduğunu sonradan asla hatırlayamadı. Bildiği tek şey kendisinin bir yaz denizinde süzülmekte olduğu ve denizin bütün dalgalarının kulaklarına dolduğuydu. Benimle mi? Diye dedi soluğu kesilerek. Sanırım öyle dedi talibi sakince. Siz tam bana göresiniz Bayan Banner. Doğru söylüyorum. Sokaktan geçen bir kadın vitrine bakmak için durdu. En Eliza kadını içeri girer diye umdu ama o vitrini gelişigüzel gözden geçirdikten sonra uzaklaştı. Belki de hoşlanmıyorsunuz benden diye atıldı Bay Remy. En Eliza'nın suskunluğu cesaretini kırmıştı. Kabul sözcüğü dilinin ucundaydı En Eliza'nın ama dudakları söylemeye reddediyordu. Adama bunu söylemenin başka bir yolunu bulmalıydı. Öyle demedim. Ben zaten bizim birbirimize uygun olduğumuzu hep geçiriyordum aklımdan diye devam etti Bay Remy. Bir an kapıldığı kuşkudan sıyrılmıştı. Ben hep sakin tavrınızdan hoşlanmıştım. Öyle vıdı vıdı yapmayan, havalara girmeyen hem de işten yılmayan. Sakin, sanki kızın çekici yanlarını sakince sınıflandırıyor gibiydi. Ama En Eliza bu duruma bir son vermesi gerektiğini hissetti. Ama Bay Remy anlamıyorsunuz. Ben evlenmeyi hiç düşünmedim. Bay Remy ona hayretle baktı. Neden ama? Bilmiyorum işte. Titreyen dudaklarını diliyle ıslattı. Aslında göründüğüm kadar gayretli değilimdir. Belki üzüntülere dayanamam. Evliliğine kadar çevik değilim. Onun kadar genç de değilim. Diye ekledi son bir çabayla. Ama burada işin çoğunu siz görüyorsunuz dedi talibi kuşkuyla. Yani Evelina'nın dışarıda işi olduğundan hem sadece iki kişiyiz. Pek fazla işimiz de olmuyor. Zaten ben onun büyüğüyüm. Her şeyle benim ilgilenmem gerek. Diye devam etti telaşla. Bu basit kurnazlığının adamı böyle kolayca kandırmasına acı duyarak. Ama benim için yeterince faalsiniz diye ısrar etti adam. Serin kanlı kararlılığı En Eliza'yı ürkütmeye başlamıştı. Kendi kararlılığı sarsılır diye korkudan titriyordu. Yo yo diye yeniledi.
Gözyaşlarının kirpiklerinin ucuna geldiğini hissederken. Yapamam. Bay Remy, sizinle evlenemem. Çok şaşırdım. Ben hep Evelyn'in evleneceğini düşünmüştüm. Herkes de öyle düşünürdü. Evelyn'e öyle akıllı ve güzel ki. Çok doğal gelmişti bize. Hepiniz yanılmışsınız dedi Bay Remy inatla. Çok üzgünüm. Adam sandalyesini geriye iterek ayağa kalktı. Bir düşünseniz iyi olur dedi. Sabırla bekleyeceğini hisseden bir adamın rahat ses tonuyla. Ah hayır hayır hiç işe yaramaz Bay Remy. Ben evlenmeyi hiç düşünmüyorum. Çok çabuk yorulurum. Çalışmak korkutur beni. Hem korkunç baş ağrılarım var. Durdu daha fazla bedensel kusur bulmak için zihnini zorladı. Baş ağrısı öyle mi? Dedi Bay Remy dönerek. Ya evet korkunç hem de. Beni perişan eder. Başıma öyle bir ağrı saplandığında Evelyn'a ne yapacağını bilemez. Sabahleyin çayımı yatağıma getirmek zorunda kalır. Bunu duyduğuma üzüldüm dedi Bay Remy. Yine de teşekkür ederim size diye mırıldandı Enelize. Ve lütfen, lütfen ansızın durdu. Gözyaşlarının arasından adama baktı. Ah sorun değil diye yanıtladı onu Bay Remy. Kafanızı takmayın Bayan Banır. İnsanlar bazen her şeye alışırlar. Baş ağrılarından söz ettiğinden beri adamın tavrının daha uysallaştığını düşündü Enelize. Bay Remy birkaç dakika durup kuşkulu gözlerle Enelize'ye baktı. Sanki bu konuşmayı, noktayı nasıl koyacağını bilemiyordu. Sonunda Enelize bir zamanlar bir romanda okumuş olduğu şu cümleyi söyleyecek cesareti buldu. Bu konuşulanların aramızda bir şey değiştirmesini istemem. Ah hayır tabii dedi Bay Remy. Dalgın dalgın şapkasını alırken. Yine gelirsiniz değil mi diye devam etti Enelize kendisini zorlayarak. Gelmezseniz çok özleriz sizi. Evelyn'a da öyle. Sustu adamın düşüncelerini Evelyn'a'ya çevirme arzusuyla kız kardeşinin sırrını zamanından önce açığa vurma korkusu arasında kalmıştı. Bayan Evelyn'in başı ağrımaz mı? Diye sordu ansızın Bay Remy. Yok hiç ağrımaz. Yani sözünü etmeye değecek kadar değil. Uzun zamandır ağrımadı. Hem Evelyn'e hastalanacak olsa bile asla kendini bırakmaz diye açıkladı Enelize. Vicdanını alelacele yatıştırmaya çabalayarak. Hiç aklıma gelmezdi dedi Bay Remy. Sanırım siz bizi sandığınız kadar iyi tanımıyorsunuz. Evet öyle. Belki de tanımıyorumdur. Size iyi günler dilerim Bayan Banır diyen Bay Remy kapıya doğru yürüdü. İyi günler Bay Remy diye yanıt verdi Enelize. Yalnız kaldığı için son derece memnundu. Hayatının en önemli anının geride kaldığını biliyordu. Kendi ideallerinin altına düşmediğine de seviniyordu. Harika bir deneyim olmuştu. Yanaklarındaki gözyaşlarına rağmen bunu tatmaktan dolayı üzgün değildi. Ama iki husus durumunun kusursuzluğunu engelliyordu. Bu olayda olayın dükkanda geçmesi ve siyah ipekli elbisesini giymemiş olması. Bir sonraki saati hayaller kurup kendinden geçerek yaşadı. Hayatına öyle bir şey girmişti ki daha sonra hiçbir yoksulluk onu elinden alamazdı. Bir zamanlar küçük bir kızken annesinin ona altın bir madalyon verdiği ve kendisinin karanlıkta yatağında oturup onu geceliğinin altında gizlendiği yerden çekip çıkardığı zaman duyduğu aynı zengin sahiplik hissiyle yanıp tutuşuyordu. Sonunda Evelyn'in eve dönüşünün verdiği korkuyla bu düşünceler birbirine karışmaya başladı. Neler olduğunu açığa vurmadan kız kardeşinin gözlerinin içine nasıl bakacaktı? Sanki kendisinin evin üzerinde görünür bir görkem varmış gibi hissediyordu. Evelyn'a geri geldiğinde havanın kararmış olmasına memnun oldu. Ama korkuları boşunaydı. Her zaman kendisiyle meşgul biri olan Evelyn'a son zamanlarda dükkandaki sıradan olaylar ilgilenmez olmuştu. Onurunun kırılması ve ferahlama arasında karışık duygular içinde olan Enelize o ikindi olup biten hakkında sorguya çekilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunmadığını fark etti. Buna da memnun olduğu, bağrında sakladığı uğursuz sırrın görünür şekilde parlamadığını anlayınca biraz aşağılanma duymadı değil. En sonunda kardeşiyle boy ölçüşebilecek konumda olduklarını Evelyn'in bilmemesinin can sıkıcı, hatta bir bakıma tuhaf olduğunu düşündü. 8. Bölüm. Yakışık alan bir ara verdikten sonra Bay Remy tekrar geldi dükkana. Karşılaştıklarında Enelize kendi siyah yünlü giysisinin altında köpüren duyguların Bay Remy'nin göğsünde bir yankı bulup bulmadığını anlayamadı. Görünüşte hiçbir şey belli etmiyordu adam. Her zamanki gibi son derece sakin bir tavırla piposunu yaktı ve eski günlerin telaşlı samimiyetine kolayca dönmüş göründü. Ama Enelize'nin deneyimli gözleri zamanla bir değişikliğin farkına vardı. Bay Remy'nin o önemli öğle sonrasında kendine baktığı gibi kız kardeşine bakmaya başladığını gördü. Hatta Evelyn'a ile konuşmasının yönünde gizli bir anlamda sezdi. Bir seferinde durup dururken kıza seyahatten hoşlanıp hoşlanmadığını sordu. Enelize, Evelyn'in
Yanaklarında kızartının kendi yanaklarını kızartmış olanını, aynı ateşten kaynaklandığını gördü. Temmuz'un bunaltıcı haftalarını böyle geçirdi. O mevsimde küçük dükkanda bir işler neredeyse durmuştu. Bir cumartesi sabahı Bay Remy iki kız kardeşin dükkanı erkenden kapatmalarını hep birlikte Coney Island teknelerinden biriyle Körfez'de dolaşmalarını önerdi. Annalisa, Evelina'nın gözlerinin parladığını gördü ve oracıkta kararını verdi. Sanırım ben gelemeyeceğim. Çok teşekkür ederim ama kardeşimin seve seve gideceğine eminim. Evelina'nın onun da kendileriyle gelmelerini üstün körü söylemesi kadar Bay Remy'nin sessiz kalması da acı verdi. Ben Eliza'ya. Hayır, ben gelemeyeceğim diye yineledi karşısındakilerden ziyade kendisine yanıt verircesine. Hava korkunç sıcak. Benim de hafif bir baş ağrım var. Ben de olsam gitmezdim bu durumda, dedi kardeşi aceleyle. O zaman sen burada sakince oturup dinle. Evet, dinleneyim, diye doğruladı onu En Eliza. Bay Remy saat 2'de döndü. Bir dakika sonra da Evelina ile birlikte dükkandan çıktı. Evelina gezmeye giderken takmak üzere kendine yeni bir bone hazırlamıştı. En Eliza o bonenin biçiminin ve renginin fazlasıyla genç işi olduğunu düşündü. Evelina'nın zevkini eleştirmek ilk kez düşüyordu aklına. Kız kardeşine karşı olan tavrının böyle sinsice değişmesi onu korkuttu. Daha sonraki günlerde En Eliza o öğle sonrasını düşündüğünde onun yalnızlığının niteliğinde kehanetimsi bir yan olduğunu hissetti. Sonraki bütün hayatının içinde bulunacağı yalnızlığın üç misli olan özünü damıtır gibiydi. O gün dükkana hiç müşteri gelmedi, kapının tokmağını tutan bile olmadı. Arka odadaki saatin tiktakları ironik bir biçimde boş saatlerin geçişini vurguluyordu. Evelina eve geç döndü, tek başınaydı. En Eliza onun ayak seslerinden bir kriz patlayacağını anladı. Sanki nereye bastıklarını bilmiyormuş gibi tereddütle hatırlıyordu adam adımları. Ablanın sevgisi, kardeşinin yazgısına öylesine tutkuyla yansımıştı ki, bu gibi anlarda iki hayatı birden yaşıyor gibi oluyordu En Eliza. Kendisininkini ve Evelina'nınkini. Kardeşinin istekli mutluluğunu gördükçe kendi kişisel arzuları büzülüp suskunluğa gömülüyordu. Ama çevresindeki duygusal atmosferi asla canla başla algılamayan Evelina, sırrından kuş kullanıldığının farkında değildi. Yüzünde bir kayıtsızlık maskesiyle ablasının sırrını itiraf etmeye hazırlanıyordu. Eğer acısı daha az olsaydı Eneliza buna gülümseyebilirdi. Nelerle uğraşıyorsun dedi diye sordu Evelina. Eneliza gaz ocağının alt tarafındaki biri tararken günümün güzel geçip geçmediğini soracak kadar zamanın yok mu? Eneliza dudaklarında sakin bir gülümsemeyle ona döndü. Sormam gerekmez sanırım. Belli ki güzel gün geçmiş. Ah, bilmiyorum. Ne hissettiğimi bilmiyorum. O kadar tuhaf ki. İçimden çığlık atmak geliyor. Sanırım yorgunsun. Yo, değilim. Öyle bir şey yok. Ama her şey o kadar ani oldu ve tekne o kadar doluydu ki. Onun söylediklerini herkesin duyduğunu düşündüm. En Eliza, diyerek içini döküverdi. Sana ne anlattığımı neden sormuyorsun bana? Son bir kahramanlık çabasıyla abartarak anlamıyormuş numarası yaptı En Eliza. Ne anlatıyorsun? Nişanlandım işte bu. Söyledim işte. Hem de teknede aldım bu teklifi. Bir düşünsene. Tam anlamıyla şaşırdım denemez. Er ya da geç teklif edeceğini biliyordum. Ama bugün olacağını düşünmüyordum nedense. Cesaretini toplayamayacağını sanıyordum. Hayır diyeceğimden öyle korkuyormuş ki. O yüzden bu kadar zaman beklemiş teklifi yapmak için. Henüz evet demedim ona. En azından düşünmem gerektiğini söyledim. Ama sanırım biliyor. Ah En Eliza, öyle mutluyum ki. Göz kamaştıracak kadar ışıldayan yüzünü ellerinin arasına gizledi. O anda En Eliza sadece sevinç duygusuna izin verdi. Evelina'nın ellerini yüzünden çekti ve onu öptü. Birbirlerine sarıldılar. Evelina konuşacak hale geldiğinde hikayesini anlattı. Gece geç saatlere kadar uyanık kaldılar. Bay Remy'nin her bir hecesini, her bakışını ya da her hareketini ablasına anlattı. En Eliza farkında olmadan Bay Remy'nin kendisine yapmış olduğu evlenme teklifinin ayrıntılarını Evelina'nın acımasızca uzatarak anlattığı ayrıntılarla ironik bir biçimde karşılaştırırken yakaladı kendini. Sonraki günleri Bay Remy ile ve birbirleriyle olan yeni ilişkilerine şaşkınlık içinde uyum sağlamakla geçirdiler. En Eliza'nın azmi onu kendini arka planda tutmanın yeni doruklarına taşıdı.
Evlina ile sevgilisini arka odada daha uzun süre baş başa bırakabilmek için dükkanda geç saatlere kadar işler yarattı kendine. Daha sonra o ilk günlerin ayrıntılarını hatırlamaya çalıştığında Pegasus geldi aklına. Sadece her sabah kurşun gibi ağır saatleri aynı dik acı yokuşundan yukarı itmesi gerektiği duygusuyla uyandığını biliyordu. Bay Remy her gün gelir olmuştu. Her akşam nişanlısıyla birlikte meydanın çevresinde gezintiye çıkıyorlardı. Geri döndüğünde Evlina'nın yanakları hep al al oluyordu. Evlina'yı köşedeki sokak lambasının uzağındaki o ağacın altında öptü. Diyordu. Eneliza kendi kendine. Tahmin edilemeyen şeylere karşı ani geliştirdiği bir öngörüyle. Pazarları genellikle bütün öğle sonrasını geçirmek üzere Central Park'a gidiyorlardı. Eneliza onların uzun, ağır, mutlu gezintilerini arka odanın ölümcül sessizliğinde oturduğu koltuğundan adım adım izliyordu. Henüz evlilik konusuna değinilmemişti. Sadece Evelina ablasına Bay Remy'nin Bayan Hochmuller ile Linda'nın da düğüne davet edilmesini istediğini söylemişti. Çamaşırcı kadının adının geçmesi Eneliza'nın içinde yarı unutulmuş bir korkuyu yeniden canlandırdı. Çekinerek teklifte bulunurcasına ben senin yerinde olsaydım Bayan Hochmuller'le pek sıkı fıkı olmazdım dedi. Bay Rebi her gün gelir olmuştu. Her akşam nişanlısıyla birlikte meydanın çevresinde gezintiye çıkıyorlardı. Geri döndüğünde Evelina'nın yanakları hep al al oluyordu. Evelina'yı köşedeki sokak lambasının uzağındaki o ağacın altında öptü. Diyordu Eneliza kendi kendine. Tahmin edilemeyen şeylere karşı ani geliştirdiği bir öngörüyle. Pazarları genellikle bütün öğle sonrasını geçirmek üzere Central Park'a gidiyorlardı. Eneliza onların uzun, ağır, mutlu gezintilerini arka odanın ölümcül sessizliğinde oturduğu koltuğundan adım adım izliyordu. Henüz evlilik konusuna değinilmemişti. Sadece Evelina ablasına Bay Remy'nin Bayan Hochmuller ile Linda'nın da düğüne davet edilmesini istediğini söylemişti. Çamaşırcı kadının adının geçmesi Eneliza'nın içinde yer unutulmuş bir korkuyu yeniden canlandırdı. Çekinerek teklifte bulunurcasına ben senin yerinde olsaydım Bayan Hochmuller'le pek sıkı fıkı olmazdım dedi. Evelina ona sevecen gözlerle baktı. Benim yerimde olsaydın sevdiğin adamı hoşnut etmek için elinden geleni yapardım bence. Herman'ın arkadaşlarını diye ekledi. Buz gibi soğuk, ironik bir tavırla. Tepeden bakan biri olmamam büyük şans. Ama diye itiraz etti Eneliza. Ben öyle demek istemedim. Sen de biliyorsun bunu. Sadece o kadını gördüğümüz gün kendisiyle arkadaşlık edebileceğim biri olmadığını düşünmüştüm. Bence bu konularda en doğru kararı verecek olan kişi evli bir kadındır diye yanıt verdi Evelina. Gelecekteki konumunun ışığında adım atmaya başlamışçasına. O günden sonra Eneliza öğütlerini kendine sakladı. Evelina'nın uyarılarını da anlayışını da pek istemediğinin farkındaydı. Kız kardeşinin hayatıyla ilgili planlarında kendisine artık yer olmadığını da görüyordu. Kaderin acımasızlığını tapınırcasına kabullenen Eneliza'ya bu dışlanma hem doğal hem adil geliyordu. Ama içini çok yakıyordu. Evelina'ya duyduğu sevgiyi tutkulu anaçlığından arındıramıyordu. Hiçbir mantık kırıntısı kardeş sevgisinin serin kanlılığına indirgeyemiyordu duygularını. Düşündüğü gibi o sıralarda acısının acemilik döneminden geçiyordu. Yüzlerce deneysel biçimde Evelina gittikten sonra kendisini bekleyen yalnızlığa hazırlanıyordu. Hafifletilmiş bir yalnızlık olacaktı. Birbirlerinden uzakta olmayacaklardı. Evelina saatçinin dükkanından her gün bir koşu gelecekti. Pazar günleri kuşkusuz birlikte yemek yiyeceklerdi. Ama Eliza, kız kardeşinin bu görevlerine nasıl artan bir üstünkörlükle yerine getireceğini görür gibiydi. Evelina'dan bir haber alabilmek için gece dükkanı kapatıp Bay Remy'nin kapısına gideceği günü bile görüyordu. Ancak bu olasılık üzerinde fazla durmadı. İstedikleri zaman gelirler bana. Ben hep burada olacağım demekle yetindi. Bir akşam meydanın çevresindeki gezintiden yanakları kızarmış, heyecan içinde döndü Evelina. Eliza bir şey olduğunu hemen anladı ama yeni edindiği ketumluk alışkanlığıyla sorusunu içinde tuttu. Fazla beklemesi gerekmedi. Ah Eliza, onun söylediklerini düşününce. Söz ettiği kişi elbette Bay Remy'ydi. Öyle alt üst oldum ki meydandaki insanların fark edeceğini düşündüm. Tuhaf görünüyor muyum? Hemen evlenmek istiyor. Hem de gelecek hafta. Gelecek hafta mı?
Evet, böylece St. Louis'e hemen taşınabilirmişiz. Onunla St. Louis'e mi taşınacaksınız? Oralara bensiz gitmesinin olağan olup olmayacağını bilmiyorum, diye sırıttı İblina. Ama öyle ani oldu ki ne düşüneceğimi bilemiyorum. Mektubu daha bu sabah almış. Tuhaf görünüyor muyum En Eliza? Gözleriyle aynayı aradı. Hayır, görünmüyorsun, dedi En Eliza. Neredeyse sert çıkmıştı sesi. Eh bereket, şanslıydın, dedi İblina. Şanslıydım, dedi İblina. Sesinde hayal kırıklığı okunuyordu. Meydanın ortasında bayılmamam gerek. Gerçekten mucize. Herman çok düşüncesiz. Tek kelime etmeden mektubu elime tutuşturdu. Oradaki büyük bir firmadan gelmiş. Dediğine göre St. Louis'in Tiffany'siymiş. Saat departmanında bir iş teklif etmişler ona. Görünüşe göre oraya yerleşmiş bir Alman arkadaşı vasıtasıyla duymuşlar Herman'ın adını. Harika bir başlangıç. Eğer adamları memnun ederse yıl sonunda terfi ettirecekler. Durduğu o güne kadarki yaşamının yavan temposundan onu sonsuza dek çekip alıyor gibi görünen durumun önemi heyecanlandırmıştı onu. O zaman gitmen gerekiyor, diye sonunda konuşabildi En Eliza. İvlina ona dik dik baktı. Onun geleceğine engel olmamı istemiyorsun değil? Yo yo, ben sadece. Hemen mi olacak bu? Hemen diyorum. Gelecek hafta. Korkunç değil mi? Dedi Evlina yanakları kızararak. Eh, annelerin başına gelen buydu işte. Onları katlanıyorlar. Onlar katlanıyorlar, diye düşündü Eneliza. Kendisi neden katlanmasındı? Ama onlar önce kendileri tadıyorlardı bunu. Onunsa böyle bir şansı olmamıştı. Şimdi de kendine kurduğu bu hayat elinden kayıp gidiyordu. Aslında içsel ve derinden bakıldığında gitmişti bile. Yakında dıştan olan yakınlığı da kaybolacaktı. Sesler ve gözler yüzeyde hiçbir şey paylaşmayacaklardı. O dakikada Evelina'nın mutluluğunu düşünmesi bile bir avuntu kırıntısı sunmadı Eneliza'ya. Ya da bu avuntunun ışığını görse bile o kendisini satamayacak kadar uzaktaydı. Kişisel ve elinden alınamayacak bir bağa, kendine ait acılara ve sorunlara duyduğu açlık Eneliza'nın ruhunu yakıp kavuruyordu. Yalnızlığıyla yüz yüze gelecek gücü bir daha toplayamayacağını düşünüyordu. İçinde bulunduğu anın çözümlenmesi gereken ufak tefek zorunlulukları yardımına koştu. İşsiz güçsüz olsa beslenirdi kederi ve onu pençesine alırdı. Ama dükkanda ve arka odada yapılması gereken işler ve Evlina'nın nikahının hazırlıkları o zorbayı dinginleştirdi. Bayan Melins'in beklentisi gerçekleşti ve gelinliğin hazırlanmasına yardımcı olması için çağrıldı. Eneliza ile birlikte bir akşam inci grisi geniş kaşmirin üzerine eğilmişlerken ki terzinin üçgen saten kumaş kullanılması yönünde önceden yaptığı öneriye karşın en uygun kumaş olarak kaşmir seçilmişti. Odaya Evelina girdi, yalnızdı. Eneliza, Bayremin'in nişanlısını kapıda bırakmasının iyi bir işaret olmadığını daha önceki deneyimlerinden biliyordu. Bu genellikle Evelina'nın hoş olmayan bir haber vereceği anlamına gelirdi. Eneliza ilk başta bakışta bu seferki haberin iyice ağır olduğunu anladı. Başını dikişine eğerek kapıya sırtı dönük oturan Bayan Melins, Evelina masanın çevresinden dolaşarak karşı tarafta durunca irkildi. Aman Bayan İblina, hortlak sandım sizi öyle sessizce girince. Bir zamanlar 49. sokakta bir müşteri vardı. Sevimli bir kadındı. Göğüs ölçüsü 90'dı. Beli de alyansının içinden geçecek kadar incecikti. Kocası sizin yaptığınız gibi şaka olsun diye arkasından sessizce yaklaşmış ve onu korkutup bayıltmış. Kadın kendine geldiğinde deli gibi bağırıp çağırıyormuş. Bloomingdale ile götürmeleri gerekmiş. Arabada iki doktorla bir hemşire zor zapt etmişler onu. Sadece 6 haftalık olan tatlı bir bebeği vardı. Hala orada zavallı kadın. Sizi korkutmak istememiştim, dedi İlgin'e. En yakınındaki iskemleye oturdu. Lambanın ışığı yüzüne vurduğunda Eneliza onun ağlamış olduğunu gördü. Pek berbat görünüyorsun, dedi Bayan Melis. Karşısındakinin ruhunun derinliklerini araştırmak için bir süre durduktan sonra. Sanırım Bay Remy seni o meydanda fazla sürüklüyor. Dikkat etmezsen yürümekten bacaklarını kopar. Erkekler düşüncesizdir. Hepsi de aynı. Eskiden bir kitapçıyla nişanlı olan bir kuzenim vardı. Bu gece artık dikişe devam etmesek daha iyi olacak sanıyorum Bayan Melis, diye onun sözünü kesti Annelise. Bence Evelina'nın iyi bir uykuya ihtiyacı var. Haklısınız, diye onayladı terzi kadın. Gelinliğin arka tarafını topladınız mı Bayan Banır? Kollar burada. Onları birbirine iğneleyeyim. Ağzından bir öbek topu iğne aldı. Sincapların cevizi depolaması gibi iğneleri ağzında saklamıştı. Haydi bakalım.
dedi işini toplarken. Doğru yatağa bayan İvlina. Yarın akşam biraz daha uzun çalışırız. Bana kalırsa biraz sinirlisiniz değil mi? Evlenmişsiniz, bana gelince ödüm patlayacak biliyorum. Bu çapkınca kehanetten sonra kadın gitti. Arka odaya dönen Eneliza, İvlina'yı hala sessizce masanın başında oturur buldu. Yeni edindiği sessizlik politikasına uygun olarak gelinliği katlamaya başladı. Ama İvlina'nın ansızın sert, doğal olmayan bir sesi, buna devam etmenizin bir yararı yok artık dedi. Katladığı gelinlik Eneliza'nın ellerinin arasına kaydı. İvlina bağırır, ne demek istiyorsun? Ne diyorsam onu. Kaldı. Kaldı mı? Kalan ne? Evlenmemiz. Beni sen Louise'e götüremiyor. Yeterli parası yok. Ezberlediği dersi okuyan bir çocuğun monoton sesiyle çıkıyordu sözcükler ağzından. Eneliza kaşmir kumaşı kaldırıp kucağına aldı. Eliyle düzeltmeye başladı. Anlamıyorum dedi sonunda. Yeterince basit. Yol parası çok tutuyor. Oraya vardığımızda evimizi kurabilmek için elimizde biraz para olması gerek. Hesap yaptık. O kadar parası yok. Hepsi bu. Ama ben onun harika bir yere gideceğini sanmıştım. Öyle zaten. Ama ilk yıl aylığı oldukça düşük. Kiralar da çok yüksek Saint Louis'de. Alman arkadaşından bir mektup daha almış. Bu konuyu düşünüp taşınıyor, riske atmaya korkuyor. Yalnız gitmesi gerekecek. Ama senin param var, unuttun mu? Bankadaki 100 dolar. Evliliğine sabırsızlığını gösteren bir el hareketi yaptı. Elbette unutmadım. Ama yetmez o. Eşya almak için harcamamız gerek hepsini. Bay Remy hastalanıp işini kaybederse elimizde 5 kuruşumuz olmaz. Beni yanına almadan önce en az 100 dolar daha biriktirmesi gerektiğini söylüyor. Eneliza bu şaşırtıcı ifade üzerinde bir süre düşündü. Sonra bunu daha önce düşünmesi gerekmez miydi demeye cesaret etti. Evlina birden parladı. Neyin doğru olduğunu senin ya da benim kadar biliyordur. Ona yük olmaktansa ölürüm daha iyi. Eneliza yanıt vermedi. Şekil almamış bir kuşkunun pençesi sözcüklerin ağzından çıkmasını engellemişti. Yattıktan ve ışığı söndürdükten sonra Eneliza karanlıkta Evlina'nın ağladığını duydu. Ama yatağın kendine ait tarafında hiç kıpırdamadan, kardeşinin sarsılan bedenine değmeden yattı. Evlina ile arasında bu kadar soğuk bir mesafe olduğunu da daha önce hiç hissetmemişti. Gece saatler ağır ilerledi. Hayatlarında çok önemli bir rol oynamış olan masa saatinin ısrarlı, usandırıcı tiktaklarıyla geçti. Evlina'nın hıçkırıkları yatağı gitgide uzayan aralarla sarsmaya devam ediyordu. Sonunda onun uyuduğunu düşündü Eneliza. Ama gün ağarırken iki kardeşin gözleri buluştu. Evlina'nın yüzüne baktığında Eneliza cesaretini kaybetti. Yatakta doğrulup oturdu, elini yalvarırcasına uzattı. Böyle ağlama canım, ağlama. Ah dayanamıyorum, dayanamıyorum diye inledi Evlina. Eneliza onun titreyen omzunu okşadı. Ağlama, ağlama diye yineledi. İkinci 100 doları da alırsan yetmez mi? Ben zaten hep sana vermek istemiştim onu. Sadece düğün gününe kadar söylemeyecektim. Eserin adı İki Kız Kardeş. Eserin yazarı Edith Wharton.